Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize. Evet, kim olduğumu anladınız mı? Ben Umut Kanuni, şefiniz. Bugün size yeni yıl yemekleri yapacağım. Evet, bugün size... Ne kadar kötü giriş. Evet, aslında bir popstar gibi de şey yapabilirdim. Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin size diye de girebilirdim. Evet, bugün güzel bir yemek yapacağız. Yılbaşı soframıza misafir gelen bir yılbaşı yaşıyoruz. Yalnız değiliz, yalnız değiliz, yalnız değiliz. Evet, herkes hindi içeriği yap dedi ama ben hindiden hiç hoşlanmadığım için ben alternatif bir şeyle çıkıp ördek yapacağım. Yanımızda bugün ördek var. 4 ila 6 kişiye servis edebileceğiniz bir şeydir ördek. Artık yapımına başlıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane kanadının buğumu var. Ben bu 2 buğumu atmak istiyorum kanattan ve şöyle alıyorum. Nasıl yapacağınızı düşünürsek buradan birinci buğumu sayacağım, ikinci buğumu keseceğim. Bir kere daha gösteriyorum. Şuradan şöyle eklem yerinden kırıp ondan sonra da bunu bu şekilde ayırıyorum. Onun dışında burada ördeğimizin boynu var. Şuradan bir yerden yine boğumuna ulaştım ve kestim. Bunu da ayırdım. Bunlar çöp değil bu arada. Çöp sanıyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Evet. Onun dışında bunun kuyruğu çok yağlıdır. Şöyle. Hep bunun altı. Ördeğin şöyle bir özelliği vardır. Çok yağlı bir hayvandır ördek. Ondan dolayı da çok lezzetlidir. Benim tek sevdiğim kanatlı hayvandır. Bunun bu arada fırında normalde böyle gevşek görüyorsunuz bunu şu anda. Piştikçe bu şey yapacak. Sertleşecek ya. Bunu genel olarak Fransızlar böyle bağlarlar ki çıktığı zaman sunumu güzel olsun. Biz de öyle yapacağız. Ayağını, elini bağlayacağız. Bunun sanki ördeği rehin almışız gibi buradan öncelikle kanat tarafını şöyle bir bağlıyorum. Burasını bağladım. Çevirdim. Ayaklarını da bağlayacağım. Nasıl bağlıyorum? Şöyle bir çevresinde birkaç tur attırdım. Ondan sonra bir tane boş bırakabilirim. Yani sonuç olarak bizden bir yere kaçacağı yok ördeğin. O yüzden de kendimizi de çok sıkmamıza gerek yok. Evet, ördeğimi böylece bağladım. Güzel şekliyle pişecek ördeğimiz. Şöyle, şöyle, şöyle çizgiler atıyorum. Bir de ters çizgi atıyorum. Neden böyle yaptın? Böyle yapmamın nedeni ördeğin yağını salmasını istiyorum olabildiğince. Çünkü çok yağlı. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle çapraz olarak kesiyorum. Şey de çok güzel olacak bu arada. Fırından aldığımızda da görüntü olarak da çok güzel olacak. Hem iyi bir sunumdur. Fırına atmadan önce güzelce tuzlayıp karabiber koyacağız. Bunu tuz ve karabiberle ovacağım için önce tuz ve karabiberi şöyle tuz atarken korkmayın çünkü üzerindeki çoğu tuz yağ ve suyuyla beraber zaten üzerinden akacak. Ondan dolayı korkacağımız bir şey yok. Bolca
tuz ve karabiber şey yapıyorum. Hatta böyle avucuma biraz tuz karabiber alıyorum. İçini de şu şekilde tuzluyorum. Fırınım 180 derecede ısındı. Şimdi akıllı folyoyu şöyle biraz yırttım. Kabın şeklini verdim. Butunun üzerine oturacak şekilde. Butu burası, şurası. Kuyruğun altına geliyor but tarafı. Bu tarafı da kanat tarafı. Butunun üzerine gelecek şekilde fırın tepsisine koydum. Şimdi alacağım, fırına atacağım. 180 derecede 1,5 saate yakın, 1 saat 20 dakika diyebilirim size net olarak. 1 saat 20 dakika boyunca kendi kendine pişecek, yağını salacak. Yağını saldıktan sonra neler olduğunu beraber göreceğiz. Tabi yani ördek yapacağım demişken ördeği tek başına yapacağım, ondan sonra kesip parçalayıp yiyeceğiz anlamında söylemedim onu. Güzel bir meal yapacağız. Nelerimiz var? Kestaneli bir yılbaşı pilavı yapacağız. Ördeğe belli bir noktada sebzeler ekleyeceğiz. Ördek, portakallı ördek olacak bu arada. Benim hatam, özür dilerim. Söylemedim baştan. O yüzden de portakallarım var. Öncelikle pirincimizi bir yıkayarak başlayalım. Şöyle bir kase pirincim var. Siz ne kadar pilav yapacağınıza kendiniz karar vereceksiniz haliyle. Pilavın içinde neler kullanacağım? Kestane kullanacağım, çam fıstığı kullanacağım. Bir de kuru kayısı kullanacağım çünkü tatlı bir şeyler olsun istiyorum. Pirincimin üzerine biraz tuz koyuyorum. Sonra da çatlamasın diye tuzu koydum. Üzerine de kapatacak kadar kaynar su koydum ve bir kenara bıraktım. Yani ya 15 dakika ile yarım saat arası bir sürede biraz içindeki fazla nişasta çıksın. Güzel yapışmayan, tane tane dökülecek bir pilav yapalım. Şimdi kestanemi haşlayacağım. Kestanemi haşlayıp soyacağım. Kestaneyi nasıl yapacağımızla alakalı da biraz tip vereyim size. Kolay soyulsun diye şöyle bir çizik atarsanız kestaneye. Üzerine kaynar su koyuyorum. Biraz tuz ekliyorum. Ocağa koyuyorum. Bir 20 dakika haşlanacak. Sebzelerimizi de doğrayalım. Sebzelerimiz de hazır olsun. Şimdi güzel bir portakallı sos yapmak istiyorum. Şöyle bir avuç kadar havucu bir kenara ayırıyorum. Yine sosu yapabilmek için şöyle ayırıyorum. Şimdi burada bir tane de yarım beyaz soğanım var. Bunu da pilavı lezzetlendirmek için kullanacağım. Daha 12 dakika olmuş. 12 dakika olmuş. Çoğu şeyimiz tatlı tatlı hazır. Pilavı, ördeği ve sebzeleri fırına koyduktan sonra yapacağım. Şimdi bizim burada bazı şeylere ihtiyacımız olacak. Bir portakaldan ne kadar fazla yararlanabiliriz? Bugün derslerimizden biri o. Portakallı sosta portakalın turuncu tarafını kullanacağız. Ama beyazını almak istemiyoruz çünkü beyaz acımsı, bitter bir tat bırakıyor. Ondan dolayı beyazı da kullanmak istemiyoruz. Ondan dolayı basit bir meyve soyacağıyla şöyle evet. Yani bir bütün portakalın yarısının kabuğu gibi düşünebilirsiniz. Bu arada benim tavsiyem, yani bu şekilde soyduğunuz zaman işte keklerde falan da portakal rendesi, limon rendesi, mandalina rendesi falan kullanılıyor. Vallahi benim size tavsiyem genel olarak bu rendeleri kullandığınız zaman bu rendeleri kullanmak yerine benim gösterdiğim gibi portakalın kabuğunu bu şekilde soyup beyazından ayırırsanız keklerde hiç acılık olmaz. Tamamen güzel bir portakal kokusu almış olursunuz. Evet, bunu ince ince kıydım. Güzel bir portakal kokusu çıktı ortaya. Şimdi ikinci bir tane portakalım vardı.
Portakalın iki ucunu şöyle. Hatta bunu biraz daha şeyini de görelim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi beyazlıkların olmasını istemiyoruz. Bu şekilde bir kabuğunun bir bölümünü bu şekilde aldıktan sonra şuradaki beyazlara bak. Şuradaki beyazlara saldırıyoruz. Bu beyazları portakaldan ayırıyoruz. Çünkü yapacağımız sosta portakal parçaları olsun istiyoruz ama haliyle portakal zarının olmasını istemiyoruz. Şimdi zarlardan nasıl kurtulacağımızı görelim. Şurada bak burada beyaz beyaz zaten portakalın dilimleri ayrılmış durumda. Benim tek yapacağım şu abi. Buraya bu beyazın oradan giriyorum. Buraya da buradan giriyorum. Hah, bak. Bunu da böyle bırakmıyoruz. Portakal suyuna ihtiyacımız var. Bunun böyle elimizle suyunu sıkıyoruz. İkinci portakalı da şu şekilde sıkacağım ama portakal limon sıkacağına büyük geldi. O yüzden ben galiba Manuel, Emmanuel Kant. Şimdi arkadaşlar ben burayı bir toplayayım. Tezgahın üzerinde şey kaldı, portakal suyu kaldı. Tezgah çok büyük. Size tavsiyem şu, siz daha küçük bir tezgah kullanıyorsunuzdur muhtemelen, kesme tahtası. Bunun üzerinde portakal suyu çok kaldı, onu da bunun içine ekleyeceğim, haberiniz olsun. Şimdi birazdan beraberiz. Evet, şimdi sırada sosumuzu yapacağız. Güzel bir sos olacak. Ördek bazlı. Atmadığımız ördeğin artan parçalarını kullanacağız. Tavuk suyu kullanacağız. Ve kenara ayırdığımız sebzeleri kullanacağız. Şöyle bir tencerenin içine. Çok hafif zeytinyağı. Yani zaten bu çok yağlı olduğu için bizim şeyimizi yapacaktır. Yeterli olacaktır. İlk boğumu göstermiştim hatırlıyorsunuz. Onu bu şekilde kırdığınız zaman boğum size kendini gösterir. Aynı şekilde eklem yerinden kırdım. Şimdi bunu ocağa aldım. Zeytinyağını kızdıracağım. Evet, zeytinyağım ısındı. Şimdi ördeği attım. Sebzemi de ekledim içine. Tavuk suyunu koyabilirim. Şu şekilde. Tavuk suyunu da ekledim. Bir şeye bakalım. Kestanemiz ne durumda? Ona bakalım. Bak. Güzel güzel açılmış. Soyulmaya hazır hale gelmiş. Evet. Buzlu suyumuzun içine kestanemizi aldık. Trend. Bunların böyle bütün halde konması şeklinde ama ben kestaneyi her çatal aldığımda hissetmek istiyorum kardeşim. O yüzden de şöyle yine kabaca kestaneyi de doğradım. Artık sosumuzu süzebiliriz. Bir adet süzgeç, bir adet kaba ihtiyacım var. Bak yakmışız bezi de ya. Daha yeni aldık bunları ya. Annem yine çok kızacak. Artık bizim sebzelerimiz bize olan hizmetlerini yerine getirdiler. Artık bu bizim için bir sos olacak. Süzdürdüğüm güçlendirilmiş tavuk suyunu tencereye aldım. İçine doğradığım portakalları atıyorum şimdi. Evet, bunu tekrar arkaya şeye alıyorum. Ocağın üstüne alıyorum. Bu yavaş yavaş bizim ördeğimiz pişene kadar suyunu çekecek. Güzel, böyle bir reçelimsi bir
sos kıvamına gelecek. 1 saat 20 dakikanın sonuna geldik. Artık ördeği alıyoruz. Bakalım ördeğin tipi neye benziyor. Ben bunu zaten söylemiştim. Feci bir yağ şey yapacak diye. Şimdi güzel bir şey yapacağız. Burada benim taze kekiğim ve taze biberiyem var. Pilav yapacaktık ya. Pilava normalde tereyağıyla mereyağıyla yapmak yerine ördeğin yağıyla yapacağız pilavı. Bu arada dikkat edin, kasenin ısıya dayanıklı olması çok önemli. Şöyle ördeğin yağını bunu aktardım. Bunu kenara koydum. Birazdan kullanacağız bunu. Bu biraz aromalansın bu şekilde. Çeşitli sebzelerim vardı. Sebzelerimi koydum. Üzerine tekrar ördeği koyuyorum ve tekrar ellerimi siliyorum. Şaka şaka fırına veriyorum tekrar. Ne yaptık? Ördekten aldığımız yağı taze otların üzerine koyduk. Tereyağı ya da sıvı yağ kullanmak yerine ördeğin yağını kullanacağız. Pilavımıza güzel bir lezzet verecek. Pilavımızda başka neler var? Kestane var. Şöyle. Bu arada bir... Bir 5 yemek kaşığı kadar ördek yağından koydum. Ördek yağımız ısındı. Birinci ekledim. Oo, çok da güzel ekledim. Çam fıstığı biraz daha kızaracak. İkincisi de pirincimiz biraz daha şeffaf bir hal alacak. Ondan sonra üzerine son malzemeleri koyacağız. Şeffaflaştı. Fıstıklar renk aldı. Kayısımı ve kestanemi içine koyuyorum. Kestanenin ezilmesini istemediğim için şöyle bir karıştırıyorum. İçine suyunu ekledikten sonra zaten şey olacak. Koyduğunun 1,5-2 katı kadar su koymak. Bu bir. Bu da yarım. Bir de derler ki bir parmak üstüne gelecek. Şimdi bakıyorum. Bir parmak olmasa da, bu arada güzel bir kaynama var, şey de yapabilirim. Bir parmak olsa olmasa da su bayağı bir üstünü örttü. Risk etmek istemiyorum. Normalde risk ederim ama bu bir çekim. Siz zaten ne kadar yumuşak olduğunu anlamayacağınız için. Şöyle üzerini kapatacak kadar koyuyorum. Altını son bir açıyorum. Son bir tıkırdatıyorum. Ondan sonra da altını kısıp kapağını kapatıyorum. Koskoca tavuk şuruyundan göreceğiniz gibi şöyle şu kadarcık bir şeyimiz kaldı. Bunun bir tadına bakacağım. Ne kadar portakal suyu lazım diye. İstediğim güzel bir tada ulaşana kadar tadına bakmaya devam edeceğim. Ondan sonra son bir portakal suyuyla çektirip ondan sonra hazır hale getireceğim. Şöyle. Portakal suyu ve 3 yemek kaşığı koydum. Bakıyorum. Daha kaldır. Oldu. Güzel bir çektireceğim. En sonunda artık servis aşamasında da üzerine, o içine portakalı atacağım ve ördeğin içine doğru koyacağım. Artık portakal suyunun geri kalanını içebilirsiniz. Pirinci getiriyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi ne yapacağım? Son sosumu bunun içine süzeceğim. Portakal parçalarını içine atacağım. Sosum hazır olacak. En son güzel bir tereyağıyla da içine iyice bir kıvam vereceğim.
En az heyecanlandıranından en çok heyecanlandıranı. Bir pırasat alıyorum önce. Pişmeleri çok iyi pırasanın. Ördeğin fazla tuzu yağ damlayacak demiştim. Damlamış. Tuzluk oranı çok iyi. Sebzelerin pişme oranı gerçekten çok iyi. Yalan söylemeyeceğim. Yani ben biraz diri seviyorum. Diri olmuş ama pişmiş olmuş. Asla çiğ değil. Siz biraz daha yumuşak olmasını hoşlanıyorsanız sebzelerin, biraz daha ufak doğrarsanız daha çok pişer. Mutlu yıllar herkese. Mutlu yıllar. Unuttum, o yüzden pilavı şapkayla yiyeceğim. Pilav çok iyi. Gerçekten çok iyi. Tuz koymadım ben pilava. Tuzsuza çare var diye. Hashtag'iyle. Bence tuza ihtiyacı yok. Yani tavuğun yağı, şeydeki ördeğin yağındaki tuz çok yeterli olmuş. Ben çok beğendim pilavı. Yani içindeki kayısı, kestane bence hem havalı hem lezzetli. Şimdi geliyorum ördeğe. Ben ördeği daha az pişmiş severim aslında. Ama yapacak bir şey yok. Tarif bu. Ben bütün tavuktan falan da hoşlanmam. Ama çok yumuşak olmuş. Yani çok pişmiş falan diye bokladım ama çok yumuşak olmuş. Bir de hep evin çocuğuna biliyorsunuz şey verilir. Şu butu verilir. Ben de bu evin çocuğu olduğum için bunu yemekte benim hakkım. Haydi bakalım. Kepsi yapmazsınız değil mi? Tavuk yiyen adam kepsi. Gibi konuşsaydın be. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Yaparsanız çok alkış alırsınız masada. Beni kimse alkışlamadı. Şu yine yalnızım. Teşekkürler. Geliyorum şimdi. Evet, programımızı kapatırken size yeni yıl ruhuyla sesleniyorum. Vive le vin, vive le vin, vive le vin d'hiver. Bonne année grand-mère.